Büyük bir alışveriş merkezinde bir kadının bebeği kaçırılmıştır. Bebeğini kaçıran kişiyi göremeyen kadın hemen güvenliklerin yanına giderek "Kapıları kapatmanız gerekiyor. Çünkü kötü niyetli biri bebeğimi kaçırdı." demiştir. Kapıların kapatılmasının ardından alışveriş merkezine polis ekipleri çağrılmıştır. Kısa süre içerisinde mağazaya gelen polisler güvenlik kameralarına bakmış ve iki farklı kişinin elinde aynı kundaklara sarılmış şekilde mağazada gezen iki farklı kişi görmüşlerdir. Ama polisler hiç tereddüt etmeden görüntülerde kucağında bebek olan kadını tutuklarlar. Peki onlar kadının bebeği kaçırdığını nasıl anlamıştır? Polislerin güvenlik kameralarını incelediklerini söylemiştik. Akılsız kadın bebeği kaçırırken güvenlik kameralarına yakalanmıştır. Ayşe Hanım eve geldiğinde kocasının yerde yattığını görmüş ve ambulansı aramıştır. Ambulans gelmiş ve Ayşe Hanım'ın eşini hastaneye götürmüştür. Polis Ayşe Hanım'a "Eşinize ne oldu?" diye sorar. Ayşe Hanım ise "Çok sağlıklıydı. Ne oldu bilmiyorum." demiştir. Bunun üzerine polis evde yaşayan kişileri sorguya almıştır. Evin çocuğu Fatma, "Bütün gün okuldaydım. Haberi alır almaz geriye döndüm. Muhtemelen çok çalışmıştı." Ayşe Hanım'ın kayınvalidesi Hayriye Hanım'sa, "Oğlum son zamanlarda çok gergindi. Onun için bir konser bileti aldım ama gitmek istemedi. Bu yüzden de bilet yanmasın diye ben gittim. Bütün gün oradaydım." demiştir. Polis tekrar Ayşe Hanım'ı sorguya almıştır ve Ayşe Hanım, "Kocamın kalp problemleri vardı. Doktor ona stresi azaltmasını tavsiye etti. Sabah işe gitmek için evden ayrıldım. Annesiyle bazen tartışırlardı. Yine annesiyle tartıştıysa belki de kalp krizi geçirmiştir." demiştir. Bunun üzerine polis birisinin yalan söylediğini anlamıştır. Sizce yalancı kimdir? Yalan söyleyen adamın karısıdır. Önce kocasının neyi olduğunu bilmediğini söylese de sonrasında kalp krizi geçirdiğini söylemiştir. Aynı sınıfta öğrenim gören ve birbiriyle arkadaş olan 4 öğrenci aynı sabah okula geç kalmıştır. Müdür, dördünün de aynı anda geç kalmasının mümkün olmadığını düşünerek öğrencileri yanına çağırır. Bu öğrencilerden Ali, "Okula bisikletle geliyordum. Bisikletimin zinciri bozuldu ve onu tamir ettim ve şu an gelebildim." demiştir. Veli, "Hastaydım uyanamadım. Uyandığım gibi okula geldim." Celil ise, "Yolda Ali'yi gördüm ve okula çok geç kalmasın diye ona yardım ettim." Kamil ise, "Ben okulun tuvaletinde kilitli kaldım. Kilidi kendi çabamla açtım." demiştir. Bu bahaneleri dinledikten sonra okul müdürü doğru söyleyen bu öğrenciyi sınıfına gönderir. Peki sizce doğru söyleyen kişi kimdir? Bu kişi Veli'dir. Çünkü burnu hastalıktan kırmızıdır. Ali ile Celil kesinlikle yalan söylemekte. Çünkü ellerinde hiçbir zincir yağı bulunmuyor. Diğer çocuk da doğru söyleseydi okulun tuvaletinde birisi çocuğun sesini duyardı. Sıra geldi fark sorularını bulmaya. Size verdiğimiz tavus kuşu görselindeki farkı bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. İşte sizler için iki görsel arasındaki farkı gösterdik. Size verdiğimiz koala resimlerinin olduğu bu iki resim arasındaki farkı bulabilir misiniz? Resimlerdeki tek fark koalaların altındaki bu yapraklar. Geldik son fark sorumuza. Size vermiş olduğumuz bu sineklerin bulunduğu resimdeki tek fark nerede? Süreniz başladı. İşte resimde bulunan tek farkı sizler için gösterdik. Sıra geldi verilen emojilerden doğru olan şarkıyı seçmeye.
size vermiş olduğumuz bu emojiler hangi şarkıya aittir? Cevabımız A şıkkı, İrem Derici Tektaş'tır. Yine emojilerden şarkı sözünü tahmin edeceğiniz bir soru var sırada. Size verdiğimiz bu emojiler hangi şarkıdan bahsetmekte? C şıkkı kafanızı karıştırmış olabilir ama cevabımız B şıkkıydı. Şimdi ise sıra size verilen resim içinde ne gördüğünüzü bulmaya geldi. Süreniz başladı. Bakalım kimler bu resmin içerisinde saklanmış şekli bulabilecek. İşte resim içinde saklanan şekil burada saklanmakta. İyi gidiyorsun. Sana güveniyoruz ki bu soruyu da çözebilirsin. Peki sana vermiş olduğumuz bu resim içerisinde hangi sayı gizlenmiş? 169 mu, 269 mu, 389 mu, 369 mu? Resimde gizlenen sayı 369. Beyin hücrelerinizi hareketlendirecek sorularla karşınızdayız. Bu resmin içerisinde bir şey saklanmış durumda. Bakalım kimler saklanan bu şeyi bulabilecek? Süreniz başladı bile. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. İşte gizlenen kadın suratı burada. Göremeyenler için resmi daha da belirginleştirdik. Peki bu resimdeki gizlenmiş sayıyı görebilir misiniz? Dilerseniz videoyu durdurun. Resimde saklanan adamlar işte burada. Göremeyenler için daha belirgin şekilde gösterdik. Size vermiş olduğumuz bu resmin içerisinde diğerlerinden farklı olan bir hayvan gizlenmekte. Bu hayvanı size verdiğimiz sürede bulabilir misiniz? Gizlenmiş hayvan işte burada. Oldukça samimi duran bu hayvanların bulunduğu görsellerin biri diğerlerinden farklı. Farklı olan ikiliyi sana verdiğimiz 10 saniyede bulabilecek misin? Farklı olan hayvanı sizler için gösterdik. Size verdiğimiz bu resimdeki farklı olan yaprağı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan yaprak işte burada. Şimdi ise sıra size vermiş olduğumuz bu mikroplar arasından farklı olanı bulmaya geldi. Peki bu mikroplardan farklı olan hangisi? Süren başladı. İşte farklı olan mikrop buradaki gözü aşağıya kayan mikroptur. Geldik son sorumuza. Bir hastaneye ait bu görüntülerde 3 tane hemşire var. Polis kendisine gelen bilgiye göre hastanedeki hemşirelerden birisinin bir bebek çaldığını bilmekte. Daha sonrasında şüphelendikleri 3 hemşireyi incelemeye almış. Polis bu 3 kişinin resmini incelemiştir. Peki bu hemşirelerden bebeği hangisi çalmıştır? Bebeği çalan hemşire ortadaki hemşire. Resmi daha dikkatli incelerseniz kadının kartında yazan isim ve altına attığı imzadaki isim birbirlerinden farklı.
Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.